İyi akşamlar sayın seyirciler. KRT Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Önce haber özetleri ekranlarınıza gelecek. Ardından gündemin öne çıkan haberleriyle sizlerle birlikte olacağız. Balıkesir'de merkez üssü bandırma olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Balıkesir Ticaret Odası 10 bin kişiye iftar verdi. Baldep Madımak Oteli'nde yaşanan ölümleri basın açıklamasıyla protesto etti. Gülender Akça, burada! Metin Altıok, burada! Ahmet Alan, burada! Balıkesir'de ilk kornea nakli gerçekleşti. Cenazeden alınan kornea tabakasıyla değiştirdik hastanın kornea tabakasını. Hastamız şu anda eskisine göre çok daha iyi görüyor. CHP Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş, zeytinciliği bitirmek istiyorlar dedi. 25 dekarlık alandan daha küçük yerlerin yasal olarak zeytinlik olarak kabul edilmemesi öngörülmektedir. 6 Eylül Belediyesi 4. Meclis toplantısını Pamukçu Mahallesi'nde gerçekleştirdi. 1. oturumunu siz değerli üye arkadaşlarımın katılımıyla açıyorum. Sayın seyirciler, Balıkesir'de merkez üssü bandırma olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah 8 civarında hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi'nin verilerine göre bu sabah saat 8 sıralarında Bandırma'da bulunan Kuş Gölü'nde yerin 12,1 kilometre derinliğinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şuradan karşıya karşıya gidip karşıdan karşıya geçerken... Sarsıntının 6.97 kilometre derinlikte meydana geldiği ve çok kısa sürdüğü belirtildi. Deprem hissedildiği yerde kısa süreli paniğe neden oldu. Uzmanlar bölgede sık sık orta büyüklükte depremler meydana geldiğini ifade ederek kentsel dönüşümün önemine dikkat çekiyorlar. Ayrıca yapılaşmanın ovalara doğru yapılmasının kesinlikle yasaklanması gerektiği belirtiliyor. Sayın seyirciler, Balıkesir Ticaret Odası geçen yıl başlattığı geleneksel sokak iftarının ikincisini bu yılda devam ettirdi. 10 bin kişinin katıldığı iftarda çorba, et yahni, pilav, höşmerim ve ayran dağıtıldı. Balıkesir Ticaret Odası geçen yıl başlattığı geleneksel sokak iftarını Şehitler Meydanı, Zanospaşa Caddesi, Örücüler Caddesi ve Karesi Sokak'ta yineledi. Sevgili peygamberimiz biraz inşallah bu vakitlerde uyanık olmamız. 10 bin kişinin katıldığı iftarda çorba, et yani pilav, höşmerim ve ayran dağıtıldı. Sokak iftarına Vali Ahmet Urhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Salih Göldal, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur ve Bursa Müftüsü Profesör Doktor Mehmet Emin Ay da katıldı. Ah seni kabul ile makbul eyle ya Rabbi. El-Fatiha. Ezanın okunması ve Ramazan topunun patlaması ile birlikte binlerce kişi orucunu açtı. Müzik
iftar sonrası Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler, geçtiğimiz yıl Balıkesir'de ticaret yaşamına ivme kazandırmak için Canlı Şehir Balıkesir etkinliklerini düzenlediklerini, bu etkinlikler kapsamında ilk kez sokak iftarı verdiklerini ve bu yıl gelenekselleştirilecek iftarın ikincisini yaptıklarını söyledi. Çok güzel, çok memnunuz. Her zaman böyle olmasını arzu ederiz. Sayın seyirciler, Balıkesir Demokrasi Platformu Sivas'ta çıkan olaylar sırasında Madımak Oteli'nde yaşanan ölümleri basın açıklamasıyla protesto etti. Gerçek suçlar bulunamaz. Balıkesir Demokrasi Platformu'nun Yeşilli Meydanı'nda gerçekleştirdiği anma etkinliğine siyasi parti, sivil toplum örgütü ve sendika üyeleriyle temsilcileri katıldı. Çünkü biliyoruz ki laiklik herkesin. Onun için şimdi ayrılalım. Türkiye laiktir, laik kalacak. Sivas'ta yaşanan olayda ölenler için saygı duruşunda bulunuldu. Ölenlerin isimleri tek tek okunurken etkinliğe katılanlar burada diye bağırdı. Gülender Akça. Burada. Metin Altıok. Burada. Ahmet Alan. Burada. Mehmet Atay. Burada. Sehergül Ateş. Burada. Baldep dönem sözcüsü Nazmi Kaçar, Sivas'ta yaşananların devlete karşı bir kalkışma değil bir insanlık suçu olduğunu kaydetti. Sürü psikolojisiyle hareket eden insanlar kadar o günkü yöneticilerin de bu işte sorumluluğu vardır diye düşünüyorum. Boşuna ölmediler. Onlar geride kalanlar için gerçek bir meşale oldular. Bugün Türk toplumu olarak, Türkiye yurttaşı olarak laikliğin önemini bir kez daha bütün herkese kavrattılar. Ardından Hacı Bektaş Veli Kültür ve Tanıtma Derneği Başkanı Akay Şahin de Sivas katliamında hayatlarını kaybedenleri saygıyla anıyoruz dedi. Bugün Sivas katliamının 21. yıl dönümü. Hayatını kaybeden tüm canları saygıyla anıyoruz. Sivas Madımak olayı veya Sivas katliamı, Sivas'ta Pir Sultan Abdal etkinlikleri sırasında Madımak Oteli'nin kuşatılıp yakılması ve dolayısıyla 35 yazar Ozan ve Aydın'ın yakılarak katledilmesiyle sonuçlanan olaylar zinciridir. Balıkesir Cemevi Yaptırma Derneği Başkanı Dr. Mehmet Ali Çiçek de yaptığı konuşmada Gezi olaylarını unutmadıklarını ifade ederek hükümeti eleştirdi. Daha önce demişti ki Sayın Başbakan, polisler nasıl tahammül ediyor? Bu denli nasıl sabırla davranabiliyor şaşırdım demişti kendisini sevmeyenlerin yaptığı bir gösteride. Bu cümle Türkiye'nin başbakanın ağzına hiç yakışmıyor Sayın Başbakan. Hele ki Türkiye biz bir muz cumhuriyeti değil. Şunu unutmayın Sayın Başbakan, sabır taşı çatlasa da bu kadar zulme, bu kadar katliama, adaletsizliğe, hukuksuzluğa asıl tahammül eden ve sabır gösteren bizleriz. Bir yıl önce Taksim'de başlayan her türlü temel ahlak dışı uygulamalara karşı halkın dik duruşu bugün de en onurlu şekliyle devam ediyor. Sivas'ta yaşanan olay yıl dönümünde Ayvalık, Burhaniye ve Bandırma ilçelerinde de protesto edildi. Dostlar, Erdal Ayrancı, Sehergül Ateş, 33 canımızın Madımak'ta yakılarak katledişlerinin üzerine 21 yıl geçti. Meydanları dolduran yüzlerce vatandaş sloganlarla eyleme destek verdi. Balıkesir'de ilk kornea nakli gerçekleşti. Ölen bir kişiden alınan kornea 61 yaşındaki hastaya nakledildi. Balıkesir'de ilk defa gerçekleştirilen operasyonla bir hastaya kornea nakli yapıldı. Huzurevinde kalan 61 yaşındaki Yamin Girgin isimli hasta, göz ağrısı şikayetiyle gittiği Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan teşhisler sonrası ameliyata alındı. Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sıtkı Samet Ermiş ve öğretim görevlisi Doktor Esin Söğütlü Sarı başarılı bir operasyona imza atarak doku organ naklini gerçekleştirdi. Balıkesir'de ilk defa kornea nakli yapıldığını söyleyen Sıtkı Samet Ermiş, hastamız eskisine göre çok daha iyi görüyor dedi. 61 yaşında erkek hastamız, daha önce katarakt ameliyatı olmuş
ve gözün ön cam tabakası, kornea tabakasında bir arıza meydana gelmiş bir süre sonra. Biz bunu cenazeden alınan kornea tabakasıyla değiştirdik hastanın kornea tabakasını. Hastamız şu anda eskisine göre çok daha iyi görüyor. Kornea nakli olan Yamin Girgin'in kontrollerinin bir yıl boyunca devam edeceğini kaydeden Profesör Doktor Ermiş, doku uyuşmazlığının göz naklinde az rastlanan bir durum olduğunu söyledi. Bu ameliyat Balıkesir ilinde yapılan ilk göz nakli, yani kornea transplantasyonu ve bir doku organ nakli özelliğini taşıyor. Kornea nakli operasyonunu gerçekleştiren diğer doktor Esin Söğütlü Sarı, Mayıs 2014'te Sağlık Bakanlığı'na yapılan başvuru sonrası hastane bünyesinde göz bankası kurduklarını söyledi. Mayıs 2014'te Sağlık Bakanlığı'na yaptığımız başvuru sonucunda hastanemiz bünyesinde bir göz bankası kurduk. Göz bankasının da çalışma prensiplerine göre kadavra dokusundan korneye alınıp ihtiyacı olan gözlere nakil ediliyor. Biz de ilk ameliyatımızı dün gerçekleştirdik hocamla birlikte. Daha önce geçirdiği bir düzey operasyondan sonra korneasında opaklaşma gelişen bir hastaya kadavradan aldığımız korneyi başarılı bir şekilde nakil ettik. Hastamızın bugün itibariyle görmesi arttı. Yaklaşık 1-1,5 yıl hastamızı takip edeceğiz. Organ bağışı konusunda da ve doku bağışı konusunda da halkımızı birazcık daha bilinçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. 61 yaşındaki Yamin Girgin ise geçirdiği başarılı operasyon sonrası doktorlara teşekkür etti. Sabaha da uyuyamadım. Böyle ağrıma yapmazdı. Hasta doktora gideceğim, hamura gideceğim dedim. En son dedim, bakan bu ne? Naçiyet de ya, 6 ay sonra gel dedi ya hocam. Bir dedim, 6 ay sonra bakan bir var ya, vardım. Ben dedim, Allah razı olsun kendilerinden. Memnunum hocam, çok memnunum, Allah razı olsun. CHP Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş, zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerin aşılatılması hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair tasarıyı eleştirdi. Gümüş, bu tasarıyla zeytinlik tanımının değiştiğini ve zeytinciliğin tehlikeye girdiğini ifade etti. Değerli basın mensupları, sayın vatandaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş, zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerin aşılatılması hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair tasarıyla zeytinciliğin tehlikeye girdiğini ifade etti. Enerji Bakanlığı'nın hazırlayarak Bakanlar Kurulu'nda kararlaştırılan elektrik piyasası kanunu ile zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılması hakkındaki kanun da değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ile ülkemiz zeytinciliği çok büyük bir tehdit altına girmiştir. Gümüş tasarıda 25 dekarlık alandan daha küçük yerlerin yasal olarak zeytinlik olarak kabul edilmemesi öngörülmektedir. Kısaca bu alanlar zeytinlik sayılmayacak ve her türlü yapılaşma, sanayi yatırımı, madencilik sektörüne açılacaktır diyerek sözlerini şöyle sürdürdü. Bu tasarıya göre zeytincilik tanımı değiştirilmektedir. Tasarıda 25 dekarlık alandan daha küçük yerlerin yasal olarak zeytinlik olarak kabul edilmemesi öngörülmektedir. Bu çok tehlikeli bir delilik yasasıdır arkadaşlar. Kısaca bu alanlar yasa tasarısıdır. Kısaca bu alanlar zeytinlik sayılmayacak her türlü yapılaşma, sanayi yatırımı, madencilik sektörüne açılacaktır. Turizm sektörüne açılacaktır. Örneğin Balıkesir Körfezi'nde, Kaz Dağları'nda zeytin görmemeniz mümkündür. Bu yüzden çok önemli bu yasa tasarısını henüz daha yasalaşmadan önce gündeme getiriyoruz ve dikkatleri çekmek istiyoruz. Ülkemiz zeytin ağacı varlığı açısından dünyada 4. sıradadır. Ege, Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesine yayılmış zeytin üreticilerimiz söz konusu kanun tasarısından ötürü büyük üzüntü ve kaygı içindedir. Edremit'te zeytinliklerin %60'ının 25 dekarın altında olduğuna dikkat çeken Gümüş, tasarıyla bu alanlar koruma dışı kalacak dedi. Balıkesir, Edremit'i ile Ayvalı'yı ile Burhaniye'si ile Gömeç ve Güney Marmara kıyılarıyla çok büyük zeytin alanlarına, bu alanlarda ciddi zeytin ve zeytinyağı üretimine sahiptir. Bu tasarı ile zeytinliklerimiz ve kıyılarımız risk altına girmiştir ve çok ciddi bir risk altına girmiştir. Zira 25 dekarın altını zeytinlik saymamak, zeytinliklerin büyük kısmını yok edilme riskiyle karşı karşıya getirmek demektir.
akla, vicdana sığmayan saçma bir tasarıdır. Kısaca delilik tasarısıdır. Gümüş Zeytinciliğe ağır darbe vuracak bu kanun tasarısı derhal geri çekilmelidir diyerek sözlerini tamamladı. Zenginliklerimizi ve ulusal varlıklarımızı bu denli çılgın projelerle, çılgın yasa tasarılarıyla ve rant peşinde koşan zihniyete bırakmak bizim içimize sinmiyor arkadaşlar. 6 Eylül Belediyesi 4. Meclis toplantısını Pamukçu Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Toplantının en önemli gündem maddesi ise 6 Eylül Belediyesi için seçilen logoydu. 6 Eylül Belediyesi 4. Meclis toplantısını Pamukçu Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Belediye meclis üyeleri önce aileleriyle birlikte Pamukçu'da bir otelde iftar yaptı. Daha sonra belediye meclis toplantısına geçildi. 2 Temmuz 2014 tarihli 1. dönem 1. birleşiminin 1. oturumunu siz değerli üye arkadaşlarımın katılımıyla açıyorum. Cüneyt Barley, Murat Alısanoğlu burada. Toplantının gündemini okuyan Başkan Kafaoğlu, meclis üyeleri tarafından sunulan önergeleri oylamaya sundu. Meclis üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen önergelerin görüşülmesi. 4 tane önerge var arkadaşlar. Toplantının dikkat çeken gündem maddesi ise belediye için seçilen logo oldu. Elemeler sonucu 3'e indirilen logolar halk oylamasına sunulmuştu. Meclis üyelerince sunulan önergeye göre dereceye girenlere hediye verilmesi gündeme geldi. Logo çalışmalarında ilk 3'e giren eserlere hediye verilmesi konusu gündeme gelecek. Birinciye 3000 TL, ikinciye 2000, üçüncüye de 1000 TL hediye verilmesiyle ilgili bir önerge var. Bu önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, evet, gündeme alınmıştır. Bu başvuruları eleyerek geldik. Nihayetinde son 3 logomuz kaldı. Ve bu logoları halkın onayına sunduk. Önce internet üzerinden onayına sunduk. Sonra kırsal mahallelerimizdeki muhtarlarımızı çağırdık. 81 muhtardan 75 muhtarın katılım sağladı. Ve son olarak da 13 belediyenin girişiyle 13 mahallemizde bir anket sandıkları oluşturduk. Ve her 3 kaynaktan elde ettiğimiz sonuçlara göre göstermiş olduğum logo 6 Eylül Belediye logosu olarak halk tarafından seçilmiştir. 6 Eylül Belediyesi için seçilen logonun sahibi olan Hasanpaşa Decedeli duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Bu değişmeyi duyduğumda kendime bir logo yapmanın heyecanını yaşamak istedim. Aslında burada konuşulan ödül benim için çok önemli değildi. Önemli olan bu kendi bir logo yapmaktı. Oynama sonucundan da mutluyum. Diğer gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi. Ramazan alışverişi yapıyor vatandaşlarımız, çocuklarımız için oyun alanları, zıpzıplar, rodeolar vesaireler var. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Biraz sonra spor bülteni ve hava durumu ekranlarınızda olacak. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Köse İnşaat spor haberlerini sunar. Balıkesir Spor'da Muhammed Reis, Murat Sözgelmez, Ertuğrul Arslan, İsmail Dinler'in ardından Mehmet Al'la da yollar ayrıldı. Kırmızı Beyazlıların geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'dan büyük umutlarla transfer ettiği Mehmet Al sadece 5 lig maçında oynadı. Türkiye Kupası'nda da 2 maçta oynayan 30 yaşındaki Mehmet 2 gol attı.
Balıkesir Spor'un yenilenen resmi sitesinde yapılan açıklamayla takımdan ayrılan futbolculara teşekkür edildi. Açıklamada geçtiğimiz sezon sergiledikleri performansla Balıkesir Spor'un Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynayan oyuncularımız Muhammed Reis, Murat Sözgelmez, Ertuğrul Arslan, İsmail Dinler ve Mehmet Ala emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Anlaştıkları takımlarında başarılı olmalarını ve bundan sonraki yaşamlarında her şeyin gönüllerince olmasını diliyoruz denildi. Anımsanacağı gibi Antalya Spor'a transfer olan Murat Sözgelmez, Twitter'dan sitem ederken "Umarım bundan sonra değer kıymet bilinir. Kuru bir teşekkür bile edilmedi mi diye soruyorlar, cevap veremiyorum" diye yazmıştı. Balıkesir Spor Başkanı Tuna Aktürk ve yeni yönetim kurulu üyeleri dün Balıkesir Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mahir Alkan'ı ziyaret etti. Başkan Aktürk, Rektör Alkan'a üzerinde ismi yazılı 10 numaralı forma hediye etti. Balıkesir Spor'un önemli bir marka olduğunu vurgulayan Rektör Alkan, "Balıkesir Spor'la gurur duyuyorum. Sizleri tebrik ediyorum. Önemli bir başarıya imza attınız. Balıkesir'e inanılmaz katkı sağladınız. Geçen sezon düşmeyelim diye başladık ve müthiş bir başarı yakaladık. Bu başarı 10 numaraya yakıştı. Bu başarıları Süper Lig'de de sürdürmenizi diliyorum" diye konuştu. Rektör Alkan'a bugüne kadar verdiği destek için teşekkür eden Balıkesir Spor Başkanı Aktürk, "Süper Lig'de ilk 3-4 yıl içinde ilk 5'e oynamak istiyoruz. Şimdi kalıcı olmayı hedefledik. Bunu da başaracağımıza inanıyorum" dedi. Balıkesir Spor'la sözleşmesi biten ve gelecek sezon kadroda düşünülmediği açıklanan başarılı orta saha futbolcusu Ertuğrul Arslan, İzmir'in köklü takımlarından Göztepe ile resmi sözleşme imzaladı. Balıkesir Spor'un yollarını ayırdığını açıklamasından sonra 8 takımdan ciddi teklifler alan tecrübeli futbolcu, son olarak Antalya Spor ve Göztepe arasında kalan tercihini Göztepe'den yana kullandı. Dün Antalya Spor 2. Başkanı Mehmet Aygün'ün Ertuğrul'la anlaşma sağlayamadıklarını açıklamasının ardından Spor Toto 2. Lig takımlarından Göztepe ile kesin anlaşma sağlayan başarılı ön libero 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Maçlarda karşılaşıyorum, 58 soruyorum Sivas'ın neresinden sen? Anımsanacağı gibi Balıkesir Spor'da 3,5 yıl başarıyla futbol oynayan Ertuğrul Arslan, kırmızı beyazlı formayla çifte şampiyonluk sevinci yaşamış, oynadığı futbolla taraftarın sevgilisi olmuştu. Sivas Balıkesir'in geçtiğimiz sezon 33'lük 2'de Türkiye Kupası maçında forma giyen Ertuğrul, Balıkesir Spor'un en istikrarlı futbolcuları arasında yer almıştı. Teşekkür ederim. ...2014-2015 sezonunda bölgesel amatör lig BAL'a katılacak kulüplerin katılım başvuruları başladı. Geçen sezon BAL'da yer alan 85, bu yıl ilk kez katılacak 69 ve 2013-2014 sezonunda Spor Toto 3. Lig'den düşen 9 takım olmak üzere toplam 163 takımın bölgesel amatör ligde katılma hakkı bulunduğu öğrenildi. Bölgesel amatör lig statüsü ve gruplandırması, lige katılımı uygun bulunan takımlar belirlendikten sonra yapılacak ve ardından BAL takvimi açıklanacak. Köse İnşaat spor haberlerini sundu. Güven inşa ediyoruz. Köse İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Hazım Köse, Bandırma Caddesi numara 67'de.
Bugün il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi yarın gök gürültülü sağanak yağmurlu. En yüksek 27, en düşük 17 derece. Cumartesi günü parçalı bulutlu. En yüksek 30, en düşük 16 derece. Pazar günü az bulutlu. En yüksek 32, en düşük 17 derece. Pazartesi günü az bulutlu. En yüksek 31, en düşük 16 derece olması bekleniyor. Edremit yarın parçalı bulutlu. En yüksek 28, en düşük 20 derece. Cumartesi günü parçalı bulutlu. En yüksek 29, en düşük 18 derece. Pazar günü az bulutlu. En yüksek 31, en düşük 19 derece. Pazartesi günü az bulutlu. En yüksek 31, en düşük 19 derece olması bekleniyor. Dursun Bey yarın hafif sağanak yağmurlu. En yüksek 24, en düşük 13 derece. Cumartesi günü parçalı bulutlu. En yüksek 26, en düşük 12 derece. Pazar günü az bulutlu. En yüksek 28, en düşük 14 derece. Pazartesi günü az bulutlu. En yüksek 28, en düşük 15 derece olması bekleniyor. Bandırma yarın hafif sağanak yağmurlu. En yüksek 25, en düşük 17 derece. Cumartesi günü çok bulutlu. En yüksek 26, en düşük 16 derece. Pazar günü az bulutlu. En yüksek 27, en düşük 17 derece. Pazartesi günü az bulutlu. En yüksek 28, en düşük 16 derece olması bekleniyor.